Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılı Ocak ayında Davos toplantısında dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres'e One Minute demesiyle başlayıp 2021 yılında Türk donanmasının fiilen Doğu Akdeniz'den çekilmesi süreciyle Amerika'ya doğru yeniden seyreden Türk dış politikası çerçevesinde özellikle son dönemde Washington'la Ankara arasında çok sıcak havalar esiyor. 2009 yılında başlayan karakterli ve gerçekten Türk liderlerinin tarihçileri tarafından Erdoğan'a ayrı bir puan verilerek gerçekleştirilecek değerlendirmelerle Türkiye'yi bölgesel süper güç konumuna yürütebilecek o dış politika 2021 yılında Türkiye'nin çok kötü yönetilen ekonomi programı çerçevesinde başka bir rotaya yöneldi. Bunları artık hepimizin çok iyi bilmesi lazım. Yani durup dururken bu işler olmuyor. Dış kaynak arayışınız had safhaya varıyorsa ve ülkenizin iç ekonomik dengeleri üst üste yapılan hatalar, üst üste değiştirilen Merkez Bankası başkanları, üst üste değiştirilen ekonomik kurmaylarla felaket bir noktaya doğru gidiyorsa sizin küresel sistem karşısında kuyruğu dik tutmanız mümkün olmuyor. İşte bu nedenden dolayı Türkiye özellikle son 2023-2024 hattında Rusya'nın da şöyle izlemeye başladığı bir NATO virajını ve daha da önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nin rotasına girme virajını dönmüş gözüküyor. Bu nedenden dolayı belki de şu anda en mutlu olan karakterlerden biri Amerika Birleşik Devletleri'nin ortalıklarda pek gözükmeyen ama sıkı bir çalışma adamı olduğunu bildiğimiz Büyükelçisi, Ankara'daki Büyükelçisi Jeff Flake. Jeff Flake, Utah merkezli Mormonların bir yayın organı. Galiba Jeff Flake de onlardan. Yani öyle gibi gözüküyor. Bakacağım tabii. Jeff Flake orada bir gazeteye yazdığı makalede önemli laflar etti. Yani esasında günün mana ve önemini kapsayan laflar etti. İşte Amerika Birleşik Devletleri açısından Türkiye neden çok değerli? Diyor ki dünyanın pek çok köşesinde nüfusunu, tarihi bağlarını ve ekonomik gücünü kullanmak için Türkiye'ye güveniyoruz. Çünkü Türkiye rakiplerimizle bizim yapamayacağımız yol ve yerlerde diyalog kurma becerisinde eşsiz. Örneğin Türkiye Gazze'deki ihtilafın çözümünde rol oynayabilecek bir konumda. Amerika Birleşik Devletleri gibi Türkiye'de kalıcı barışa giden en iyi yol olarak Filistin devletinin kurulmasını destekliyor. Borç tuzağı olmadan yüksek kaliteli altyapı arayan ülkeler için Sahra Altı Afrika ve Orta Asya'da Çin'e uygun bir alternatif olduğunu kanıtladı gibi cümlelerle esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi bazı coğrafyalarda Çin'e, bazı coğrafyalarda Rusya'ya karşı kullanma kabiliyeti edindiğini yazıyor. Doğrudur. Yani sonuç itibariyle bizim güney sınırımızda PKK ile ittifak yapan ve bunu gözümüzün içine bakarak yapıp hiçbir öz eleştiride de bulunmayan bir süper güçlü olan ilişkimizden bahsediyoruz. Adamın biz Türklere muhtaç değiliz ama onların yaptığı işler bize de yarıyor demesi son derece normaldir. Böyle bir durum var. Ama iş savunma sanayine gelince de böyle bir tık öne çıkan cümlelerle karşılaşıyoruz. Diyor ki 23 milyar dolarlık F-16 anlaşmasına ek olarak Türkiye'nin insansız hava araçlarından ileri teknoloji bileşenlerine top mermilerine kadar devam eden savunma sektörü dönüşümü Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma tedarik zincirinin ve NATO ittifakımızın gücünün ayrılmaz parçasıdır. Ha?
Şimdi Ruslarla papaz olmaya doğru gidiyoruz. Bu cümle devamı o. Bu cümlenin devamı o. Çünkü şimdi Türkiye Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna ile Rusya arasında çok güzel bir denge oturtmuştu. Fakat Vilnius, Litvanya'da yapılan son NATO zirvesinden bu yana bu denge hep Amerika'dan yana doğru gidiyor. Böyle yamık yamık gidiyor. Ve Rusya Türkiye'yi de kaybetmek istemediği için tek NATO müttefiki içeride. O yüzden biraz böyle hani homurdansa bile alttan alıyor. Ya yani normaldir NATO şeyi falan. Ama şimdi adamın yaptığı şu. Bakın ne diyor. Bakın. Tedarik dedin mi? Neyi tedarik ediyorsun? Ve tedarik ettiğin şeyi nerede kullanacaksın? Önemli olan bu. Ha ben İHA, SİHA'lar konusunda Selçuk Bayraktar gitti cesurca oturdu Zelenski ile orada bir fabrika kurdu. Buna Rusya'nın söyleyecek lafı yok. Ama Amerika bak ne yapıyor. Rusya'nın topyekün işgaline karşı Ukrayna'nın savunmasına benzeri görünmemiş yardımımızın ardında yenilenmesi gereken kritik mühimmat stoklarımızı arttırmak için Türk savunma sanayisi ile ortaklık yapıyoruz. Şimdi kritik ne biliyor musunuz? Bizim çok kolay karşılayacağımız bir konu. Biz bunu öyle bir karşılarız ki Alman bile şaşar. Çünkü bizim makine kimya, roket san ve TÜBİTAK SAGE çok köklü çalışmalar yapıyorlar. 155 milimetre top mermisi. En çok lazım olan o. Koskoca Avrupa dediğin savunma sanayi 1 milyon yıllık üretimi sağlayamadı. Ukrayna 2 tane atıyor, Rusya 10 taneyle cevap veriyor. Nereye geliyor laf şimdi? Laf nereye geliyor? Texas'ta Savunma Bakanlığı bir Türk savunma firmasından satın alınan 3 mühimmat hattı inşa ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Savunma Ortaklığı sayesinde gelecek yıla kadar Amerika'da üretilen 155 milimetrelik topçu mühimmatlarının %30'unun bu Texas fabrikasından geleceği de tahmin ediliyor diyor. Yani diyor ki Türklerle biz bu işi güzel toparladık. 155 milimetre top konusunu Texas'ta çözdük ve oradan biz Ukrayna'ya yollayacağız. Niye yazıyorsun bunu abi? Çok mu lazım sana? Evet, ben gurur duyarım. Hani savunma sanayimizin Amerika'ya böyle bir ihracatta bulunması, böyle bir ortaklıkta bulunması benim gurur duyacağım bir şeydi. Ben eleştirmiyorum, sakın yanlış anlamayın. Ankara iyi yapmış bu anlaşmayla ama sen niye yazıyorsun? Olay bu. Bırak, tamam. Belli ki Türkiye makine kimyada bunları üretir. Koyar yollar. Ama yolladıkça problem çıkacak. Sen orayı niye faş ediyorsun? Böyle bir dostumuz var. Bakıyorum medyada, siyasette herkes çok memnun ki PKK-PYD ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki ve Irak'taki ittifakı nedense unutuluyor. Ben unutmayacağım. Söz veriyorum size. Unutmayacağım. Benim unutmam için bir gerekçem yok. Hoşça kalın.